Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyizlerimden tekstil ürünlerimi göstereceğim. Pike takımları var, mutfak takımı var ve misafir çarşaflarım var. Hemen mutfak takımından başlayalım. Şöyle bir parça var. Bu galiba fırın örtüsü. Bunlar elde dantel, el yapımı. Şöyle 12 adet peçetesi var. Şöyle dantelini yakından gösterelim. Beyaz ve lila. Lila rengini çok seviyorum. Şöyle mutfak önlüğü var. Böyle beyaz olması çok iyi. Yıkaması daha kolay oluyormuş. Onu değiştirecektim bunu ama beyaz daha iyi dediler. O yüzden değiştirmedim. Şunlar bir dursun. Burada masa örtüsü var. Yuvarlak. Şöyle. Şöyle orta yine dantelli ve kenarlarında danteller var. Şöyle hemen bunu da katlayayım. Mutfaklarda artık yuvarlak masa kullanılmıyor ama bunu bir şekilde değerlendireceğim. Şöyle buzdolabı örtüsü. Yine kenarları iki kenarı dantelli. Bunları çok önceden almıştık. Buraya gelen, pazara gelen bir satıcıdan. El yapımı dediğim gibi. Şöyle pencere üzeri perde. Bu üst kısmı. Şöyle uzunluğu bayağı uzun. Ve 2 adet perde kenarları var. Şöyle onlardan. Şöyle yapayım. Da katlıyorum dağınık olmasın diye. Bunu açmıyorum. Bu da aynısı. Diğerinin. Ve bunlar da tutacakları bağlamak için. İki tane şuradan ayrılıyor. Sonra burada misafir takımım var. Adet yastığı. Bunlar annemin çeyizinden. Annem bunları kendi işlemiş. Kaneviçe. Şöyle yakından gösterelim. Renkleri çok hoş. Bu iki kişilik bir tane yastık ve bir tane çarşaf olarak iki takım. İşlemeler var. Çarşafında sadece şöyle kenarlarına geçtiler. Bunu buradan bir ablaya yaptırdık. Ne kadardan ne? 100 TL yaptırdık. 100 lira kumaşına. 100 lira kumaşına verdik. 100 lira da yaptırmasına verdik bunları. 200 TL'ye geldi iki takım. Bunu da kaldırayım. Pike takımım var.
Bunlar da el işi. Dantel. Şöyle. Fıstık yeşili. Şöyle iki tane yastıkları böyle. Bunun çarşafı yok. Bunu böyle göstereyim. Birazdan yatağın üstüne serip tekrardan göstereceğim. Şöyle pikesi. Bunu da şimdi kaldırayım. Burada yine pike takımım var. Bunun çarşafı da var. Ve bebek pikesi de var bunda. Takım yaptık bunu. Şöyle yastığı, bir tane küçük yastık. Bunda kaneviçe yok. Sadece kenarlarından böyle geçirdik. Bunun fiyatını söylemeyi unuttum. Bu takımı 200 TL'ye almıştık. Şu an biraz pahalanmış olabilir. Bunu da alalı bayağı oldu. Bununla devam edeyim. Bir tane küçük yastık demiştim. Bir tane de büyük yastığı var. Şöyle. Pikesi kaneviçeli. Yine bu işlemeler annemin çeyizinden. Bunu şöyle açıvereyim hemen. İşte bebek takımıyla bizim pike takımı takım. Şöyle işlemeleri. Bunu da hemen kaldırayım. Bunun da pudra rengi. Bu rengi de çok seviyorum. Çok hoş duruyor bence. Bu bebek takımıydı. Şöyle pike takımı. Bunun işlemeleri daha böyle şöyle belli. Anneciğim bunu kendi elleriyle işlemiş. Bunu da böyle pike takım yaptırdık. İki tane yastığı var. Şöyle çarşafı. Ha, bir tane daha yastığı var burada. Bunu da böyle artmış bu. Böyle küçük bir yastık yapıvermiş. Abla. Bu da güzel olmuş. Şöyle çarşafı lastikli bunun. Saten kumaşı. Bunu yaptırmasına 170 TL'ye verdik. Kumaşı da 300 lira falandı galiba. Toplamda 500 liraya gelmişti. Kumaş 330 lira oluyor. Şöyle pikesini hemen açmadan göstereyim. Bunu da birazdan yatağa sereceğim. Şöyle arkasının kumaşı böyle deseni. Bunu birazdan göstereyim en iyisi. Açınca şöyle kandırayım bunu. Burada bir tane daha pike takımı var. Bunun rengi de krem. Şöyle yastıkları. Bu da yine annemin çeyizinden kendi işlemiş. Bunun rengi de böyle. Yastık. Bunun çarşafı yok. Şöyle pikesi. Ortası deseni böyle. Bunu da yine 170 liraya yaptırdık. Bunun toplamda ne kadara geldi anne bu? 500'ü bulmadı galiba bu çarşafı olmadığı için. 400 değil. Bu 400 falandır galiba. Çok da bir farkı yok. Buna hazır çarşaf alacağım. Ve burada hazır pike takımı var. Şöyle taçın. Şöyle buradan göstereyim resminden. Bu Jacquard pike takımı Helena su yeşili. Şöyle hemen açalım. Şu pikesi. Bu böyle düz pike. Desenleri şöyle üstünden kabartmalı. Şöyle iki adet yastığı var. Düz. Sadece burasından bir şerit geçmiş.
da yastığı. Ve bir tane çarşafı var. Bu lastikli çarşafı. Şöyle göstereyim. Yine rengi benim sevdiğim renklerden. Su yeşili. Bunu hemen kaldırıyorum. Bu arada yatağın üstünde görülen bu çörek otları pikelerin arasına serpmiştik. Sararmaması için. O yüzden onlar buraya dökülmüş. Koyarken tekrar serpeceğim. Şöyle hemen serdim. Bu arada bu baza normal ölçülerden biraz küçük. O yüzden biraz büyük gelmiş olabilir. Şöyle göstereyim. Ortası böyle çiçek desenli, kabartmalı. Şöyle dantelleri. Şöyle kenarları da böyle çiçek desenli. Hemen diğer örtüyü de serdim. Bu bayağı bir büyük oldu. Şöyle yerlerde. Bunun orta deseni gerçekten çok hoş, çok güzel görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunların kumaşlarını Manisa'dan Bursa Kumaş Pazarı'ndan aldım. Gerçekten güzel kumaşlar var orada. Bakabilirsiniz. Şöyle işlemeli. Gerçekten bu da çok hoş durdu. Görüntüsü. Yastıkları takmadım bu arada. Onları göstermiştim zaten. Şöyle pudralarını da serdim. Bu gerçekten favori rengim. Şöyle göstereyim. Bunun da deseni böyle papatya deseni gibi. Bu da kendinden kabartmalı. Bu da çok güzel durdu. Şöyle işlemeleri. Anneciğimin eline sağlık. Çok güzel olmuş. Şöyle bunun kenarları saten. Diğeri akfildi. Saten değildi, düz. Evet arkadaşlar, 2-3 tane daha günlük kullanmak için nevresim takımı alacağım. Siz hangi takımları kullanıyorsunuz? Hangi markanın? Bazen renkleri soluyor diyorlar mesela. Birkaç tane markanı duymuştum öyle. Siz hangilerini kullanıyorsunuz? Bana yorumlarda bildirirseniz ben de ona göre alacağım. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.